Gazze'de 41 bin insan şehit edildi. 40 bin civarı insanın kayıp olduğu belirtiliyor. Ve bunlar resmi rakamlar. 80 bin insandan bahsediyoruz. Bakın, söylerken dile kolay. 80 bin. Birden 80 bine kadar saymaya başlasak akşam olur. Ve her sayı bir canı, bir evladı, bir anneyi, bir babayı temsil ediyor. Her bir sayı. Ve bunlar dediğim gibi resmi sayılar. Belki de 200 bin insanın canından olduğu, şehit edildiği bir vahşet ve katliamla karşı karşıyayız. Bir yıla yakın zamandır her gün üzerine bombalar düşen insanlar, dünyanın herhangi bir yerinde Müslüman olmayan 100 kişi ölse dünyayı ayağa kaldıranlar, 100 bini aşkın Müslüman bir yıl içinde katledildi, hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Ve dün güne Hasan Nasrallah'ın şehadetiyle uyandık. Hizbullah resmiyetini, meşruiyetini uluslararası anlaşmalardan alan bir yapıdır. Hizbullah'ın ve Hasan Nasrallah'ın mücadele ettiği tek bir yapı vardı. O da İsrail'di. Şii'dir, bölücüdür dediler. Ordusunun büyük bir bölümü Sünnilerden oluşuyor. Sünniler var ordusunda. Hizbullah bir siyasi parti Lübnan'da. Aynı zamanda siyasi parti. Bir özelliği var. Bu siyasi partinin silah gücü var. Neden var? Çünkü bunların yaşadığı bölgeler İsrail'in hedefindeki bölgeler ve İsrail'in sınırları. İsrail'le mücadele etmek için o silahlar o insanlara zaten teslim ediliyor. Ve Hizbullah'ı terör örgütü ve vahşetle nitelendiren, suçlayan kimdir? Bakıyorsunuz, İsrail'dir, Amerika'dır. Siyonizmdir, emperyalizmdir. Hizbullah'ı terörle suçlayanlar bunlar. Şimdi bize onların propagandasının peşinden koşup onlara alet olmak yakışır mı? Türkiye bu yakışır mı? Müslümana bu yakışır mı? Ama yaşadığımız durum ortada ve 2006 yılında İsrail'in Lübnan'dan tamamen sökülüp atılmasına imza atan, bu başarıya imza atan Hasan Nasrallah'ın liderliğindeki Hizbullah. Şimdi Nasrallah şehit edildi. Sormanız gereken tek soru şu. Bu İsrail vahşetinin karşısında şimdi kim duracak? Bakın, kına yakanlar var. O kına yakanlara benim sorum şu. Lübnan'a taziye mesajı yayınlarken Hizbullah'tan bahsetmekten imtina eden, Hasan Nasrallah'ın adını ağzına alamayanlar var. Onlara şunu soruyorum. Bu İsrail'le sen mi şimdi savaşacaksın? İsim benzerliğiyle Türkiye'de örgüt kurdurdular. Kim kurdurdu? O Siyonizm kurdurdu. O Amerika kurdurdu. Hani Gaffar Okka'nın cinayeti diyorlar ya. Ulan o Hizbullah bu Hizbullah değil. O Hizbullah, bu Hizbullah'ın adını sen kötü bil diye, oradaki mücadeleyi kıymetsiz bil diye ortaya çıkarılmış bir fitne yapısı. Orta Doğu'da terör örgütleri türettiler. Terör örgütleri. Niye türettiler? Hizbullah'ın haklı mücadelesinin altını boşaltmak için. Psikolojik savaş yürüttüler. Ve bunu 40 yıldır yapıyorlar. Biz de oturuyoruz buradan, o psikolojik savaşa mağlup oluyoruz. Olmamamız lazım. Bugün İsrail'in bu pervasızca saldırılarının sebebi karşısında hiçbir güç duramaması. Niye duramıyorlar? Niye kimse karşısında duramıyor? Bu vahşete niye kimse dur diyemiyor? Niye biliyor musunuz? Yeşile boyanmış bir kağıt yüzünden. Yeşile boyanmış bir kağıt yüzünden
yüz binlerin övmesine müsaade eden sözüm ona Müslüman liderler geziyor. Sözüm ona Müslüman bunlar. Milyonlar öldürülüyor. İnsanlar vahşetle ortadan yok ediliyor. Bunlar Müslümanım diye geziyor cebini doldurmak için. Saraylarındaki şatafatı sürdürmek için. İsrail'in karşısındaki en büyük engel, İsrail'i titreten adam, korkutan adam dün şehit oldu. Ve bugün İsrail'in önünde hiçbir engel kalmadı. Beyrut dediğiniz yer Hatay'a 200 kilometre. F-35 ile 5 dakika. 5 dakika. Bugün Lübnan'da yaşananlardan sonra bu söylediklerimi unutmayın. Artık Ankara tehdit altındadır. Hiç kimseye şaka gelmesin. Biz Gazze'yi de konuşurken, Orta Doğu'yu da konuşurken hep bunu söyledik. Bakın Ankara tehdit altında. Türkiye tehdit altında. Ama biz yıllardır bunu anlatırken bize kulak tıkayanlar ve hükümet yetkilileri bunlar. Şimdi çıkıp diyorlar ki Türkiye için bir tehdit. Bak sen buna Türkiye için tehdit diyemezsin. Sen Lübnan'da İsrail'in en büyük korkusu olan Hizbullah'ın yanında savaşan Suriye askeriydi. Suriye'yi sen karıştırdın. Lübnan'ı yalnızlaştırdın. İsrail'in önünü açtın. Bana İsrail'den şikayet edemezsin. Sen Irak'ın karışmasına sebep oldun. Filistin davası diyorsun, o davaya en büyük zararı verdin. Bana İsrail'den şikayet edemezsin. Sen Libya'yı bitirdin. Sen Suriye'yi bitirdin. Irak'ı bitirdin. Orta Doğu'da Amerika'nın maşalığından başka hiçbir şey yapmadın. Bana İsrail'den şikayet edemezsin. İsrail'den şikayet edecek adam önce samimi olacak. Önce samimi olacak. Bakın bu ülkede Hizbullah saygı duyulan bir örgüttü 2011'li yıllara kadar. Sonra çıktı bu hükümetin yetkilileri. Hizbuş şeytan dedi. Niye biliyor musunuz? Suriye'de IŞİD güçlerine karşı Hizbullah savaştığı için Esad'ın yanında olup IŞİD güçleriyle savaştı Hizbullah. Çıktılar dediler ki bu Esad'ın yanında bunlar Hizbuş şeytan. 10 sene önce başladı bu hikaye. Bu hükümetle başladı. Bugün Orta Doğu'da İsrail'in önünü açan AK Parti hükümetidir. Bu hükümet adam gibi hareket etseydi bugün İsrail yerinden kıpırdayamazdı. Sen Kürecik'ten, radar üstünden İsrail'e bilgi sağlayıp İsrail'i şikayet edemezsin. Daha dün Azerbaycan'da savunma sanayi fuarı vardı. Fuarın ana sponsoru meşhur bizim savunma sanayindeki büyük şirketimiz Sayın Damat Baykar'la İsrail'in firmasıydı. Ortak sponsor. Zamanında dedik ki ya Gazze'de bu kadar vahşi katliam var. SİHA verseydiniz. Dediler ki ya biz oraya SİHA veremiyoruz. İsrail üzerinden vermemiz gerekiyor. İsrail kabul eder mi? Hem onların SİHA kaldıracak havaalanı bile yok. Dediler. Oğlum Lübnan'a verseydin. Lübnan'a vereydin. Öyle değil mi? Verseydin bugün bir şey yapardı. Ama sen Orta Doğu'da İsrail'e düşman kim varsa düşman edindin. Dünyada İsrail'e dost kim varsa dost edindin. Hani bizim atasözümüz ne der? Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak basit bir şey söyleyeceğim. Basit bir ölçüyle hareket edelim. Türkiye, Orta Doğu'da, dış politikada Amerika'nın hangi isteğini bugüne kadar yerine getirmedi? Sadece bu soruyla Sayın Erdoğan'ı baş başa bırakıyorum. Umarım cevap verir bize. Bir tane Amerika'nın çıkarına gelmeyen bir hareketini söylesin. Biz de mutlu olalım. Yüreğimize su serpilmiş olsun diyorum. Bilişimci Alperen Hanım, Ev Hanımı Kübra Anıl,
Ali Aydoğan, Fatma Nur Aydoğan, Ozan Can Dernek. İlçe teşkilatına yeni görev alan, yeni üye olan...